2002 yılında iktidara gelen AKP ile beraber birçok yeni söylem ile tanıştık. Bunlardan biri de Yeni Türkiye ve o Yeni Türkiye'nin yeni medyası. Peki eski medyayı yeni medyadan ayıran farklar neler? Ya da herhangi bir fark var mıdır? Medyayı eski veya yeni yapan belki de her bir iktidarın kendi siyasi kimliği. Bu kimlikte kuşkusuz bir takım aktörlerin varlığından söz edebiliriz. Ancak medyanın bağımsızlığına engel olan bir numaralı aktörün devletin başındaki siyasi erkin olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Hükümetler kendi ideolojisi çerçevesinde her zaman kendi medya politikalarını yaratmıştır. AKP'den önce çoğunlukla medyanın yapısında askerin ideolojik ve siyasi egemenliği vardı. Şimdi de AKP'nin ta kendisi var. Yani aslında medyanın üzerinde her zaman bir güç vardır. 3 Kasım 2002 seçimlerinde %35 oy oranıyla iktidara gelen AKP, neoliberal politikalar ekseninde kendisine büyük ölçüde destek verecek genel medya algısının dışında yeni bir medya manzarası oluşturdu. 2002 yılından bu yana medyanın baş aktörü haline gelen AKP'nin rolüne büyük destek Turgut Özal döneminden miras aldığı İslami sermayeden geldi. Bu sermaye zamanla güçlendi. Hükümet ve hükümete yakın çevreler medya sahibi olmaya başladı. Böylece medya büyük çoğunlukta ekonomik ve siyasi çıkarların bir aracı oldu. Medyanın mülkiyeti iktidara geçti ve iktidar odaklı yayınlar artmaya başladı. Aslında 2002'ye kadar da durum çok parlak değildi. Yani ondan önceki koalisyon iktidarları döneminde AKP iktidarından sonra otoriterlik eğilimi basın üzerinde daha fazla olmaya başladı. Ve bu giderek her yıl kendini hissettirdi. Yani şey doğru değil. AKP geldi, AKP gelinceye kadar herkes çok mutlu mesuttu. Hayır, böyle bir durum yoktu. Ama şimdi AKP iktidarıyla 2002'den başlayarak durum yıl be yıl vahimleşti. Yani eskiden daha az gazeteciler vatan hainliğinde ve canavarlıkla suçlanıyordu. Bu giderek bir moda haline geldi ve hızla şunu gördük. Yanlış veya doğru. Hiç oraya girmedi bir gazeteci olarak. Tabii ki yanlış değildim ama şu vardı. Yavaş yavaş medya AKP iktidarının istediği şekilde dizayn edilmeye başlandı. Bu çok temel bir şey. Kuşkusuz AKP döneminde medya mülkiyet yapısında dönüşüme uğradı ve Türkiye'de artan yoksulluğa paralel olarak hızla büyüme gösteren burjuvazinin ihtiyacına göre şekillenen medya düzeninin yeni aktörleri hem iktidarın kendisi hem de ona yakın çevreler oldu. Böylece AKP iktidarıyla birlikte medya endüstrisindeki sermaye yapısı çokça değişime uğradı. 2002 yılında Türk medya sektöründeki hakim gruplar Doğan, Çukurova, Uzan, Sabah, İhlas ve Doğuş'tu. Önce Uzan grubunun tasfiye edilmesi ve Türk Telekom'un özelleştirilmesinin ardından Ciner'in sahibi olduğu ATV Sabah grubu şirketlerine el konuldu. Ve böylece medyadaki hakim gruplar radikal olarak değişmeye başladı. Bu değişim istikrarlı bir şekilde devam etti ve neredeyse tüm medya kuruluşlarının hakimiyeti zamanla iktidara geçti. Medya işletmeciliğinde tekelleşmenin önü açıldı. Bu tekelleşmenin önünü açan en büyük etken anayasada yayın hakları ile ilgili kısımda yer alan 29. madde olarak gösterildi. Peki bu 29. maddenin içeriği neydi? Medyada tekelleşmenin önünü nasıl açtı? En dikkati çeken değerlendirme ve en dikkati çeken düzenleme ise belirli bir özel radyo televizyon kuruluşlarının hisse sahibi olanların devletle olan ilişkileri, yani ihalelere girmeleri ya da borsada işlem yapmaları ile ilgiliydi. Bu da 29. maddede yer aldı. Açıkça burada dediler ki belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda %10'dan fazla hissesi olanlar, o halde herhangi bir radyo televizyonda sermaye sahipleri %10'dan fazla hisseye sahipse, devletten diğer kamu tüzel kişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler
ve menkul kıymetler borsasında muamelede bulunamazlar. Tercüme ederseniz, demek ki herhangi bir radyo televizyon işletmesinde %10'dan fazla hisse sahibi olanlar devletle herhangi bir iş yapamazlar, bu anlamda ihaleye katılamazlar, dolaylı ya da ortaklığı bulunduğu başka bir şirket kanalıyla da bu anlamda ihale alamazlar ve kamu tüzel kişileriyle de herhangi bir iş yapamazlar. 1994 senesinde kabul edilen ve 3984 sayılı kanunda yer alan bu düzenleme, birdenbire o yıllarda dikkat ederseniz özelleştirmelerin başlamasıyla medya patronlarının bankalara, hatta özel enerji şirketlerine katılmak istemeleri ile sıkıntı yaratmaya başladı. Ve 2000 yılında bir kanun tasarısı hazırlandı, meclise gönderildi. Gönderilen bu tasarı bir yıl sonra meclisin gündemine geldi. Burada özellikle 29. maddedeki ihale yasağı, yani yasak işlemler, bu madde düzenlemesi kanundan değiştirildi ve %10 hisse sahibi olanların da bu anlamdaki ihalelere katılabilecekleri kabul edildi. Yani bir anlamda baktığınız zaman 94 yılında kabul edilmiş olan bir kanundaki yasak işlem giderek 2000 yılında ve 2001 yılındaki kanuni düzenlemeyle açıkça yazılmak suretiyle kaldırılmak istendi. Bu tasarı mecliste 2001 yılında kabul edildi. 28 Şubat süreciyle beraber büyük sermaye grupları Refah Partisi'ne karşı isyan etti. Yeşil sermaye sonlanacaktı ancak öyle olmadı. Sadece sermaye el değiştirdi. Buna paralel olarak 2003 yılında hayata geçen yeni iş yasasıyla beraber AKP'nin izlediği emek karşı tutum büyük sermaye grupları ve onların 2002-2007 yılları arasında medyadaki uzantısı sayılabilecek Doğan ve Doğuş yayın organları AKP'yi destekledi. Bu dönemde holdingler ciddi anlamda büyüme gösterdi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Doğan grubunun iktidarla arası iyiydi. Ancak o dönem Rumeli Holding'in sahibi olan medya sektöründe Uzan grubu adı altında faaliyet gösteren Cem Uzan'ın arası AKP ile sancılı geçiyordu. Çünkü 2002 genel seçimlerinde Uzanlar Genç Parti'yi kurarak siyasete de dahil olmuştu. Ancak AKP 2003-2004 yılları arasında İmar Bankası, Adabanka ve daha birçok Uzan grubunun sahip olduğu şirketlere operasyonlar düzenleyerek hepsine el koydu ve zamanla Uzan grubu tasfiye edildi. Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz İmar Bankası. Çukurova grubunun da Uzanların gibi sonu geliyordu. Ancak bazı hisse satış ve devir işlemleriyle varlığını sürdürebildi. Doğan grubu ve iktidarın arasında 2007 yılının sonuna kadar bir sorun yoktu. Ancak Doğan'ın 2008 yılında Ceyhan'da rafineri kurma isteği Erdoğan tarafından Çalık grubuna devredilince ikili arasında sorunlar yaşanmaya başlandı. Sadece bir ruhsat istiyorum. O ruhsatta yatırım yapacağım. Direkt 2000 kişiye, 2500 kişiye iş vereceğim. En direkt yolla 15.000 kişiye iş vereceğim. Ve 3 yılda da bu işi bitireceğim. Rafineri kuracağım dedim. Ha, rafineri için. Nerede kuracaksın dedi. Ceyhan'da dedim. Hay dedi, orayı bizim Çalık istiyor, ona söz verdik dedi. Dedim ki... Sayın Tekrar Başbakan Erdoğan bugün Aydın Doğan'a zehir zemberek sözlerle cevap verdi. Doğan medyasında günlerdir devam eden iddialara çok sert çıkan Erdoğan, ben sizin bildiğiniz başbakanlara benzemem dedi. Onlar Aydın Doğan'la pazarlığa oturmuş olabilirler. Ama Tayyip Erdoğan'ı pazarlığa oturtamadığın için bu çılgınlıkları yapıyorsun. Deniz Feneri tartışması da önemli oranda AKP ve Doğan'ın arasını açmıştı. Paylaşın, bereketlensin. Deniz Feneri. Hatta eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Deniz Feneri iddianamesinin Erdoğan'a da elden para verildiği yönünde bir ifade içerdiğini belirtmesi bir zamanlar Doğan grubuna ait olan Milliyet gazetesinde yer almıştı. Bu Deniz Feneri ile ilişkiyi ortaya koyan belgeler, yazılar orada duruyor mu? Gidelim bakalım diye nihayet karar almışız, gitmişiz, onları bugün yakalamaya çalışıyoruz. Doğan ve hükümet arasındaki kavga CNN Türk'ün karasal yayın talebi gibi birçok konuyla günümüze kadar devam etti.
2005 yılında Sabah ATV grubu TMSF tarafından 433 milyon dolar bedel karşılığında Ciner grubuna satıldı. Ancak bu sahiplik çok uzun sürmedi. Dinç Bilgin ve Turgay Ciner arasında imzalanan gizli protokoller ortaya çıkınca TMSF tekrar Sabah ATV şirketlerine el koydu ve bir ihaleyle bu şirketler AKP'ye en çok yakınlığı ile bilinen sermaye grubu olan Çalık'a satıldı. Vadeli alıp peşin satmamız lazım ki işimizi döndürmemiz lazımdı. Vadeli alıp peşin satarak ilk girişimizi hatta yaptık. 2007 yılında Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Çalık grubunun CEO'su oldu. Onu da oğlumuza aktarmaya çalışıyoruz. En azından o bağ kopmasın diye. Çalık 31 Ocak 2008'de medya sektöründe faaliyet göstereceği Turkuaz adı altında düzenlediği şirket sayısını 17'ye çıkardı. Ankara'da düzenlenen güvenlik fuarında birbirinde... Ciner grubu her ne kadar tasfiye eşiğine gelse de Habertürk'ü kurdu ve yine de Erdoğan'la arasını açmadı. Hatta yaptığı yayınlar ile iktidarın tarafında olmaya devam etti. AKP döneminde yani 2002 yılından sonra Uzan grubunun aynı hızla aşağı doğru çekildiğini göreceğiz. Burada çok ciddi bir rekabet ama sadece medya alanında bir rekabet değil elbette. Sermayeler arası, büyük sermayeler arası bir rekabetin ve büyük çatışmanın olduğunu görüyoruz. 2000'lerin başında Uzan grubunun tasfiyesiyle yeni bir medya sahipliği düzeneğini oluştuğunu görüyoruz. 2005'te tamamlanıyor bu operasyon. 2003'te başlayan operasyon. 2005'te bütün uzanlardan kalan medya şirketlerinin peyderpey yeni sahiplerine aktarıldığını, neredeyse devlet eliyle aktarıldığını görüyoruz. 2000'lerin başında önemli bir belki kırılma noktası gibi gözükebilir. AKP medyası diye bir şeyin yavaş yavaş harekete geçtiğini görüyoruz. Esas yapı değişmemekle birlikte. Yani medyanın diğer sektörlerdeki kar payını garanti altına almasının bir aracı, bir yolu olarak medya sahipliği yapısının değişmediğini görüyoruz. Türkiye'de medya bir kar alanı olmak dışında başka daha önemli bir şeye sahip, bir role sahip. O da diğer sektörlerdeki yatırımlarını güvence altına almak. Bir şantaj aracı olabilir, bir hegemonya aracı olabilir. Mevcut politikalara rıza sağlamanın en önemli aracı olarak da hizmet görmüştür. Hala da görmeye devam ediyor. AKP medyasından söz etmek gerekirse bu çok atipik bir yapı gibi görünüyor en azından. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde buna benzer bu kadar organik olarak siyasi iktidara bağlı bir medya şemasının olmadığını görüyoruz. Türkiye'de bütün iktidarlar medyayı kendilerine bağlamak, onu kontrol etmek istemiştir. Hatta Özal döneminde çok açık biçimde farklı sermaye gruplarının bu sektöre girmesi desteklenmiştir açık biçimde. Ama AKP döneminde bu hülya diyelim, bu rüya neredeyse gerçek oldu. İktidarın artık doğrudan kontrol ettiği akrabalık, ahbaplık yoluyla olsun, başka yollarla olsun. Ama esas olarak elbette yine kamunun, kamu kaynaklarının seferber edilmesiyle medya şirketlerinin devlet eliyle büyütüldüğü ve kendisine kazandırıldığı bir süreç söz konusu. AKP iktidarı döneminde medyanın sermaye yapısındaki bu değişimlerle beraber haber politikalarında da değişim yaşandı. Kaba tabirle AKP medyaya ayar vermeye başladı. Medya üzerindeki sahipliğiyle beraber sadece haber politikaları değişmedi. Buna paralel olarak gazeteci cinayetleri ve tutuklu gazeteciyle işsiz gazeteci sayısı arttı. İktidar hiç çekinmeden ya biat et ya da bunları yaşa, senin tercihin dedi. Ancak tercihler bu iki seçenek arasında kısıtlıydı. Bu kısıtlama ile beraber evet sansür arttı. Ancak birinci seçenek tercih edilince otosansür de kaçınılmaz olarak ne yazık ki artış gösterdi. Şimdi Türkiye'de birkaç tabii sorun var. Yani bir tarafta toplumun gerçekleri öğrenmek, algılamak, anlamak istememeye karşı bir direnci var. Kürt meselesi, Alevi meselesi, Ermeni meselesi, ne derseniz deyin, işte azınlıklar meselesi gibi. Öbür tarafta devletin haber içeriklerine yönelik çok yoğun bir baskısı var. Bir de pazar ekonomisinin getirdiği baskılar var. Yani hem içsel hem dışsal medya kurumlarının kendi içlerinde patronları ve medya yöneticilerinin gazeteciler üzerinde kurmuş olduğu iç baskı
şunu yazamazsın, bunu yayınlayamazsın çünkü bu patronumuzun çıkar ilişkisine zarar veriyor. Şu konuda haber yapamayız çünkü patronumuz öyle istiyor gibi bir sansür mekanizması var. Bir de Ankara'dan direkt olarak gelen bir baskı, yani şu konularda haber yapılamaz, şu konular habere dönüşemez, şu haberi yazacaksanız şöyle yazacaksınız veya işte hükümetle ilgili haberleri daha geniş göreceksiniz, muhalefetle ilgili haberleri daha az göreceksiniz, bakın bunların çetelesini tuttuk, şu partiye şu kadar zaman ayırıyorsunuz, bizim partimize bu kadar zaman ayırıyorsunuz gibi bir direkt sansür baskısı var. Şimdi bunlar geçmişte de var olan, Türkiye'de belki işte 28 Şubat döneminde, belki darbeler döneminde, darbeler sonrasında Türkiye basında hakim olan ama özellikle AKP Türkiye'sinde iyice çığırından çıkan ve giderek sistematikleşen bir yapıya büründü. Bu sansür tabii zaman içinde gazetecilerde kendilerini de sansürleme gibi bir mekanizmayı yerleştirdi. Gazeteciler, meslekte kalabilenler tabii, yani sansürün bir boyutu da haber içeriklerini kırpmak, montajlamak ise, bir kısmı da haber üretecek olan elemanları, haber üretecek olan kişileri ortadan kaldırmak. Yani medya sektörü içinde muhalif haber yapacak olan, yapma potansiyeli olan gazetecilerin ekarte edilmesi, sistem dışına itilmesi, ki bunlar sistem dışına itildi. Bu da bir sansürdür aslında, gazetecilerin işsiz kalması. Ha, sektörün içinde kalanlar da zaten öyle bir eğitimden geçtiler ki neyin yazılıp neyin yazılamayacağını, neyin iç neyin dış sansüre tabi tutulacağını, işte devlet baskısı veya pazar baskısı üzerinden çok net bir şekilde okuyarak kendilerini hangi haberleri yapmamaları ya da yaparlarsa kurumlarına veya kendilerine zarar geleceği konusunda eğitim aldılar. Bu nedenle otosansür dediğimiz kendi kendini sansürleme mekanizması da gelişti. Kendi kendini sansürlemenin de iki yönü var. Birisi aman kurum zarar görür, patron şimdi rahatsız olur veya işte devlet reis rahatsız olur diyerek kendini sansürleme. İkincisi de korkuyla sansürleme. Çünkü özellikle hassas konularda haber yapan gazeteciler, araştırmacı gazeteciler, siyasi konularda haber yapan, sürmekte olan hassas davalar konusunda haberler yapan gazeteciler, gözaltına alınmak, tutuklanmak, hatta uzun süre hapiste yatmak endişesiyle korkar oldular. Yani işte Ahmet Çık'ın, Nedim Şener'in, değil mi, Oda TV davasında yargılanan gazetecilerin başına gelenleri gördükten sonra aman ben muhalif haber yaparsam, aman ben eleştirel haber yaparsam beni de içeri atarlar korkusuyla bir kendini sansürleme durumuna da gittiler. Bunu özellikle 2011 yılında benim yapmış olduğum Türkiye'de sansür ve otosansür üzerine araştırmada çalışan gazetecilerle, özellikle bu tür hassas konuları çalışan, habere dönüştüren gazetecilerle yaptığım derinleme söyleşilerde ve anketlerde bu konu çok net bir şekilde söylenmişti. Yani eğer hapse giren gazetecileri görürseniz bu sizde benzer haberleri yapma konusunda bir endişe yaratıyor mu, bir korku yaratıyor mu sorumuza, büyük bir çoğunluğu evet korkuyoruz. Yani biz de hapse girmekten korktuğumuz için bu tür haberleri yapmaktan çekiniyoruz. AKP'nin iktidara geldiği yıl her ne kadar siyasi açıdan bir dönüm noktası olsa da basın içinde öyle oldu. Son 12 yılda gazeteci cinayetleri, tutuklu gazeteciler, medya mensuplarına karşı yapılan tehditler, engellemeler, saldırılar, soruşturmalar ve yargılamalar hızlıca arttı. Ve en kötüsü, tüm bu yaşananlar olağanlaştı. Basın özgürlüğü konusunda oldukça kötü bir tablo ortaya çıktı. İçinde olduklarını, yanılgısal bir sevinç içerisinde olduklarını. Hrant Dink ve İsmail Cihan Hayırsevener silahlı saldırı sonucu Engin Çeber işkencede yaşamını yitirdi. Malatya'daki Zirve yayın evinde çalışan 3 emekçi gerici faşistler tarafından katledildi. Van depreminden sonra bölgeye giden Cem Emir ve Sabahattin Yılmaz, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile Van valisinin oturulabilir dediği Bayram Otel'in artçı bir sarsıntıda çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Ölen gazetecilerin yanı sıra AKP döneminde çok sayıda gazeteci iş kazaları sonucu yaralandı. Suriye'deki savaşı görüntülemeye giden gazeteciler, iktidarın Suriye'deki savaş politikalarının sonucu hedef oldular. Ayağım parçalandı. Bekle geliyorum, bekle. Ayağım parçalandı. Kürtçe çıkan Azadiye Velat gazetesinin dağıtımcısı Kadri Bağdu geçen yıl 14 Ekim'de Adana'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.
Arkadan yaklaşan motosikletli kimliği belirsiz iki kişi 5 mermiyle Bağdu'yu, başı, omuzu ve ayaklarından ağır yaraladı. Bu saldırı sonucu hayatını kaybeden Bağdu'nun soruşturmasında hala yol alınamadı. Çok yakın bir zamanda gerçekleşen bu cinayetin ardından 90'lı yıllarda özellikle Kürt basınına yönelik gerçekleşen faili meçhul cinayetler de tekrar akıllara geldi. Son zamanlarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi neredeyse her gün bir gazeteciye hakaret davası açmaya başladı. O gazetecilerden birisi de Bir Gün gazetesinin genel yayın sorumlusu Barış İnce. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan adına açılan hakaret davasında yargılanan İnce hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Gazetenin Türkiye fezlekesinde yer alan iddialara yer vererek hazırladığı "Ceplerine duble yol yapmışlar" başlıklı haberi gizliliği ihlal ve hakaret suçu olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan bir diğer gazeteci ise Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar. 3 bakanın istifası ve 2 bakanoğlunun tutuklanmasına yol açan 17 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkili olmuş savcı Celal Kara ile yaptığı röportajı nedeniyle Dündar'a Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira şüphesiyle soruşturma açıldı. Özgür Gündem gazetesi yazarı Özgür Ahmet ise Roboski katliamının ardından Diyarbakır'da katıldığı yürüyüş nedeniyle tutuklandı. Ankara'da Berkin Elvan gösterileri sırasında Toma'ya yaklaşarak yersiz güç kullanmaması uyarısında bulunan gazeteci Rahmi Yıldırım için ise 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bunlar sadece bu kara tablonun içinden birkaç örnek. Ancak Gazetecileri Koruma Komitesi ve daha birçok kuruluşun hazırladığı raporlara göre 2002 yılından bu yana Türkiye'de 128 gazeteci tutuklandı ve halen 66'sı tutuklu. AKP'nin 13. yılındayız iktidardaki. Ve bu 13 yılda gazetecilik mesleği, medya çok değişti. Elbette eskiden de baskı, işte ölümler, gözaltılar, cezalar, davalar vardı. Günümüzde de bunun bir şekilde devamı var. Ancak önemli olan bunlar değil. Şu an meslek anlamında bir yıpranma, yozlaşma, dibe vurma, çökme, artık adını ne koyacaksak o var. Çürüme diyebiliriz aslında. Eskiden hiç olmazsa biz Cağaloğlu'da gazetecilik yaparken adı basın derdik. Daha sonraları işte buna internet ve benzeri şeyler girince medya oldu. Şu var. Bu ülkede gazetecilik her zaman zordu. Yani ben hatırlıyorum ki 90'lı yıllarda birçok kez gözaltına alındım. Yediğim dayakların sayısını hatırlamıyorum. Hakkımda tabii davalar da açıldı. Mevzu şuydu. O zamanlar biliyorduk ki devlet vardı karşımızda ve devletin baskısı vardı. Daha sonra büyük patronların, bankaların ve benzerlerinin de medyaya girmesiyle bu iktidarın sesi bir yayına dönüştü. Gazetecilerinin baş edeceği şeylerin sayısı arttı. Eskiden hiç olmazsa devlet zulmüyle baş ediyorduk. Haberimizi bir şekilde takla da attırsak sokabiliyorduk gazetelere. Ancak o süreç artık sona erdi. Şimdi insanların gazetecilik yaptığını düşünmüyorum. Yani bir gruba üye olmak durumunda. Çalıştığı gazete içerisinde de bir şekilde dönüşmek durumunda. Ya yöneticilere yalakalık yapmak durumunda, ya bir grup içerisinde kalmak durumunda, sorgulamamak durumunda, karşı çıkmamak durumunda, kabullenmek durumunda. Yoksa ayrıksı oluyor, yoksa bir süre sonra ekonomik nedenlerle işten çıkartılmasına karar veriliyor. Bir süre sonra işsiz kalıyor, kıçına tekme vurulup yollanıyor. Yani deyim biraz kaba oldu ama yerindeyse bu. Ötesinde patronlar, yani şimdi adamın 3-4 tane gazetesi var, diğerinin bilmem kaç tane gazetesi var. Bir tarafta sen çıkıntı olduysan, onların tırnak içinde bu tabii, onların tabiriyle öbür tarafta iş bulma imkanı neredeyse yok. Bunun dışında kocaman bir havuzumuz var. Bu havuzda saçma sapan haberler üretiliyor. Gazetecilik yapılmıyor. Asparagas üretme merkezlerine dönüştürmüş durumda. Sol basın desek çalışan hakkını yiyen şeylere dönüşmüş durumda. Ne sendika var çoğunda, ne de işte yüksek maaşlar var.
Tamam kazanamıyoruz diyorsun da çalışanın hakkı da ödenmiyor. Bu şekilde onlar da kendi işte bulunduğu parti, bulunduğu oluşum ya da başka şeyin gönül vermiş insanları sömürerek bu işi sürdürüyor diye düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'de gazetecilik yapıldığını düşünmüyorum artık. Bu meslek uzun zaman önce sarsılmıştı, artık yıkıldı diye düşünebiliriz. Tamam karamsar bir tablo çizmiş gibi olacağız ama şu an dışarıda bulunan işsiz gazetecilerin kalitesi, deneyimi ve uzmanlık bakımından çalışanlardan kat be kat daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar bir şekilde karşı çıktıkları için bedeller ödüyorlar, ödeyecekler de. Ancak tabii bunu bir genellemeye vurmuyorum. Şu zor koşullarda ve şartlarda da hala gazetecilik yapmak isteyen, hala direnen, bir şekilde ideallerini kaybetmeyen insanlar var. Ancak azınlıktalar. İktidar medyayı kendi tekeline alırken basın ve yayın iş kolundakiler giderek güvencesiz duruma getirildi. Basın ve matbaa emekçilerinin hakkı gasp edilirken alanda sigortasız çalıştırma, stajyer emeği sömürüsü de yaygınlaştı. Basın özgürlüğü açısından dünyada son sıralarda olan Türkiye'de basın mensupları sendikasızlaştırıldı ve çalıştırılmaya devam etti. 2008'de kaldırılan yıpranma payı 10 Ocak 2013'te gazetecilere verildi ancak matbaa emekçilerine geri verilmedi. 2009'da basın yayın ve gazeteci iş kolundaki işçilerin %21.8'i sendikalıyken 2014'e gelindiğinde bu oran %4.7'ye kadar geriledi. 2002'den bu yana işsiz gazeteci sayısı o kadar çok artış gösterdi ki bu kara tablonun tam bir rakamı yok. Ancak Türkiye'de genel işsizlik oranı %8 iken basında işsizlik oranı son verilere göre %20'lere dayandı. 306 gazetecinin kalemi kırıldı. TRT'den 800, Anadolu Ajansı'ndan 247, Karşı Gazetesi'nden 94, Sabah Grubu'ndan 36, TV8'den 37, Dünya Gazetesi'nden 50, Şov Grubu'ndan 150, İMC TV'den 12, Yeni Asır TV'den 35, Vatan Gazetesi'nden 36, NTV'den 20, Artı 1 TV'den 5, Kanal 24'ten 5, CNN Türk'ten 15 ve CNBC'den 15 kişi toplu işten çıkarıldı. Yani toplamda 1557 basın ve yayın mensubu işten çıkarılmış oldu. Kimse gazeteci olduğu için işten kovulmuyor, iyi gazeteci olduğu için. İdeolojisi uymadığı için gazetelerden kovulmaya başlandı şimdi insanlar. Ve yavaş yavaş bambaşka bir medya ortamıyla karşı karşıyayız. Nasıl? Medya ne iş yapar? Medya iktidara karşı kamunun haberdar olmasını sağlar ve eleştirel bir tavır takınır. Yani kamu adına hareket eder. Ama şu anda medyayı AKP'nin istediği gibi tasarlanmış olan medyada bu işin tam tersini görüyoruz. Neredeyse medya sözcülük yapıyor iktidar için. İnanılır gibi değil bunlar. Yani televizyonları açıyorsunuz, gazeteleri açıyorsunuz. En ufak muhalif sesler bile, muhalif de şuradan geliyor. Yani iktidarı eleştirmek. Özetle şu unutuldu. Gazeteler iktidara karşı eleştirel mesafelerini kaybettiler. Gezi direniş zamanı medya büyük bir sınav verdi. İktidar yanlısı gazete ve televizyonlar kör, sağır, dilsiz oyunu oynadı. Direniş zamanları televizyonlarda yayınlanan penguen belgeselleri ve bazı gazetelerin manşetleri tarihe geçti. Hal böyle olunca direniş zamanı alternatif medya deneyimleri ortaya çıktı. Çapul TV ve Sokak TV de o deneyimler içinde öne çıkanlar arasındaydı. Direniş zamanı sadece 30 Haziran 2013 tarihine kadar polis ve medyaya yansıyan görüntülere göre de polis oldukları belirtilen sivil giyinimli kişiler 6'sı uluslararası basından en az 105 haberciyi darp etti.
biber gazı ve plastik mermilerle yaraladı. İşlerini yapmasını engelledi, fotoğraflarını sildi, küfür ve hakaret etti. Beşi uluslararası basından en az 28 haberciyi gözaltına aldı. 3 gazeteci tutuklandı, ikisine ise hapis cezası verildi. Masif kitlesel bir işçi sınıfı muhalefetinin dışında böyle bir isyanla karşılaşmamıştık. Gezi muhalefeti, gezi hareketi, gezi isyanı bize biraz umut oldu açıkçası. Orada çok açık göründü ki hükümetle şu ya da bu biçimde çıkar ilişkisi olan medya, artık bunun dışında neredeyse medya kalmadı, insanların temel haklarıyla, temel geçim araçlarının ellerinden alınmasıyla, her türlü yolsuzluk ve yoldan çıkmışlıkla baş edemez hale geldiği ve artık bağırmaya başladığı bir anda ona kamerasını çevirecek ya da ona mikrofonunu uzatacak bir medyanın olmadığını çok daha bariz biçimde gördüler. Böyle mi gazetecilik yapıyorsun sen? Böyle mi gerçekleri haber yapıyorsun? Tüm bunlar bir yana, AKP döneminde bir tek işsiz, tutuklu, öldürülen, kalemi kırılan gazeteci sayısı değil, başbakandan ve vekillerden baskıcı ve nefret söylemlerine maruz kalan gazeteci sayısı da arttı. Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Gecenin bu saatinde sizleri meşgul ettiğim için de kusura bakmayın diyorum, hayırlı geceler diyorum. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un makamında Güney Koreli parlamenterleri kabul öncesi bir gazetecinin 17 Aralık operasyonu ile ilgili sorusuna verdiği cevap ise tarihe geçecek nitelikteydi. Ben olsaydım efendim öperdim seni. AKP'nin medyaya karşı kullandığı nefret ve baskıcı söylemlerden yüzlerce örnek mevcut. Ancak bir diğer hafızalarımıza kazınan örnekler de AKP'nin ses kayıtları ile medyaya müdahale ettiği o meşhur konuşmaların içinde mevcut. Ben izliyorum da şimdi Mustafa'ların programını Siyaset 24'ü. Yok böyle aklımızın ucundan geçer mi? Sen başbakan. Her konuda başbakan kendisi konuşuyor. Doğru başbakanım. Sizin başlık böyle bu şekilde atılacak. Söylemeyince de böyle oluyor. Ben şimdi bunu doğru başbakanım. Bunu ne yapsın? Reklam arasında bunu arzu etmediğinizi çok açık söylediniz zaten. Bunu açık söylememe rağmen. Doğru başbakanım. Bunu. Bunu konuşmuyor. Doğru başbakanım. Bunu. Bunu sızdıranları bulmamız lazım. Bunun için de. 2014 yılına geldiğimiz zaman yavaş yavaş medya grupları ve iktidar arasındaki ilişkiler netleşmeye başladı. Düzenli olarak Erdoğan'ı destekleyen Ciner Medya Grubu 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından Erdoğan'a ilişkin taraflı bir duruş göstermemeye özen gösterdi. TMSF tarafından Çukurova Holding'i satın alan Sancak Medya Grubu doğrudan Erdoğan'ı desteklemeyi sürdürdü. Doğan Medya Grubu ise 2002'den beri istikrarlı olarak AKP'ye muhalefet eden medya grupları arasında. Yolsuzluk operasyonlarına kadar Erdoğan'ı destekleyen Doğuş Medya Grubu 2014 itibarıyla daha temkinli olsa da Erdoğan'a desteğini sürdürmekte. Derle CHP'nin Mansur Yavaş'la anlaş. İhlas Medya Grubu da 2002'den beri istikrarlı olarak AKP'yi destekleyen medya grupları arasında. İTİ ile alakalı kudbeler okuttu. Fethullah Gülen'e yakın bir medya grubu olan Koza İpek Medya Grubu ise her ne kadar 2013 yılı öncesi AKP'yi destekleyen bir grup olsa da daha sonra desteğini iktidardan çekti. News Corporation Türkiye 2006 yılında Türkiye piyasasına giren Murdoch'a ait şirket bugüne kadar AKP'ye ilişkin yayınlarında doğrudan destekçi veya karşıt bir tutum izlememekle birlikte Fox TV üzerinden AKP'nin icraatlarını sıklıkla ve olumsuz anlamda eleştirmeyi sürdüren bir grup. Bizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak... Sevgili arkadaşlar, benim adım Kemal, soyadım Gülen. Samanyolu televizyonu. Fethullah Gülen'e bağlı olan Samanyolu grubu ise yaygın bir dağıtım ve abone hattına sahip. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren Koza İpek Medya Grubu gibi AKP'den desteğini kesti. Siz de okumaya başladıysanız sonu göründü demek. Turkuaz Medya Holding, Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde yer alan iş adamlarından Ahmet Çalık'a aitken, 17 Aralık yolsuzluk operasyonundan 3 gün sonra şaibeli bir şekilde AKP'yi destekleyen Kalyon İnşaat Grubu'na satıldı.
ve Demirören grubu, düzenli olarak Erdoğan'ı desteklemiş olan medya grubu 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından Erdoğan'a doğrudan karşı bir duruş almamakla birlikte doğrudan destekler konumunda görünmemeye de özen gösterdi.